galiba. Uçuyorduk ha. Ula 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 ula. Ya böyle bir fantezi yok ya. Dakika bir gol bir yani. Yok böyle bir fantezi ya. Abi ben düz gidiyorum ya. Bu nedir ya? Yeter de. Aha. Arabayı astırdık. Vallahi astırdık arabayı. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Ben Ahmet Bahadır. Yine yeni bir video ile beraberiz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi ETS2'deyiz. Bomba modlarla beraberiz arkadaşlar. Hemen arkamda şurada gördüğünüz gibi çok güzel bir 40 ayak modumuz var. Artı bombada bir harita modumuz var. Aşırı fantazi içerir abi. Kalbi olan varsa izlemesin yani. Harbiden böyle bir yol yok ya. Ya böyle bir yol hakikaten yok. Yok yani. Önce ben size bir arabayı göstereyim. Arabamız bu arkadaşlar. Şu ufak tefek şeyleri var. Hataları var. Mert kardeşimizin eline koluna sağlık. Sıfır kamerasıyla göstereyim ben size. Arkada iki çeşit kasa seçeneğiniz var arkadaşlar. İsterseniz termokink yapabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde hal yapabiliyorsunuz tabiri caizse. Hal yaptığınızda yine bir önceki R450 40 ayak modundaki gibi boş kasa ya da bu şekilde hıyar taşıyabiliyorsunuz. Biz yine hıyarı tercih ettik. Araba boş kalmasın dedik. Araba S500 40 ayak. Şöyle arkadan da göstereyim. Güzel farklı şeyleri var. Şimdi detaylarını da okuyacağım. Ben size not aldım onları. Tek tek şey yapmıyorum. Özendiğiniz hayatı yaşamakla meşgulüm diyor. Stance Garaj'dan Mert'in eline koluna sağlık arkadaşlar. Mod ona aitmiş. O bana gönderdi 3-5 gün önce ama ancak yapabildim. Sırada bir sürü şey var. Öyle söyleyelim. Bir de hemen ben size buradan şeyi de göstereyim abi. Yani şeyi de söyleyeyim. Neler yapılmış, neler edilmiş. Bol slotlu diye zaten ben mod linklerini aşağı bırakacağım yine her zamanki gibi. Bol slotlu diye geçiyor. Bol bol slot var mı? Var abi, fena değil. 1.39'da çalışıyor, bilginiz olsun. Şimdi bir tane kupa var. Şey tek, kabin tek, şase tek. Motor 500 beygir ama V8 ses var. Muhtemelen Kirschbaum'un sesi eklenmiş. 6 veya 12 ileri şanzıman seçeneği var. 2 seçenek, biz 6'yı kullanıyoruz. Bir tane interiörü var. Şu an görselde görmüyorsunuz siz onu. Çok güzel bir interiörü var. Şimdi biraz sonra onu da göstereceğim. İçi var. Farklı renk seçenekleri var. 2 adet ön far seçeneği var. Üst krom, 2 üst krom boru, 2 farklı seçenek. Spot farlı ya da farsız. Alt krom boru ledsiz ama boynuzlu ya da düz yapabiliyorsunuz. Aynalarında slot var. Boyalı ya da düz yapabiliyorsunuz. İç ışık rengi var. Ben onu ayarlamadım. Unuttum. Evet, iç ışık rengi var. Uyarı ışıklarıyla yapıyor. Arka stopların olduğu kısım boyalı ya da krom olarak değişebiliyor. Arka paspas seçeneği var. Bakın biz onu da eklemedik. Arabaya çabuk yapmaya çalıştım birazcık. 2 adet çamurluk seçeneği var. Termokink ya da halkasa şeklinde. Karasör seçeneği var. Ve 2 adet yük seçeneği. Bu ama halka dorsede dediğim gibi halka karasörle çalışıyor. Dolu kasa ya da boş kasa gibi. Bazı sıkıntıları var ama versiyon 2'de çoğu parçalara led seçeneği eklenecek olup eksiklikler giderilecektir demiş. Mert eline koluna sağlık güzel kardeşim, Stance Garaj'dan bu güzel modu da bize gönderdiğin için çok teşekkür ediyorum. Şu arka taraftaki mesela şöyle aşağı doğru indireyim mi abi ben şeyi. Şurayı mesela boyalı stopların olduğu yeri boyalı ya da böyle siyah ya da krom yapabiliyorsunuz daha doğrusu. Şuradaki çamurlukları dediğim gibi lastiklerin üstündeki çamurlukları termokink ya da şey olarak değiştirebiliyorsunuz. Şu üstteki spot farları iptal edebiliyorsunuz ya da koyabiliyorsunuz. Eksikleri var ama güzel abi. Kenarları kötü mü? Değil. Şimdi bir de interiörüne bakalım. İç bu şekilde, tek seçenek var. Beyaz, içi gayet güzel. İçi acayip hoşuma gitti benim arabanın. Herhangi bir şey koymadığımız için de gündüz vakti gideceğiz zaten. Farklı tek renk geliyor. Yani kırmızı, mavi, mor neyse. İç renk seçeneği yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haritayı bir göstereyim abi. Harita Extreme Road seçeneği zaten şu kadarcık bir mod, öyle söyleyeyim. Ama modu çalıştırmak için yeni bir profil açmanız gerekiyor. Ve profil açarken o hemen sol üst köşede bir mod yöneticisi çıkıyor ya. Profili tam oluşturmadan önce mod seçeneğinden
Bu harita modunu aktif edip sonra oynanacak yeri Avrupa yazar standart. Bu modu aktif hale getirdikten sonra orada Avrupa seçeneğinin yanında Extreme ERF mod diye geçiyor daha doğrusu. Extreme Road Falls mı öyle bir şey tam şeyi ERF kısaltması. Bu şekilde seçiyorsunuz ve sonra profil oluşturup başlıyorsunuz. İlk başladığınızda yanınız sağdan direksiyonunu arabayla yapıyor. Platform 1 ve platform 2 şeklinde şehir var. İzlemiş olabilirsiniz. Ben ilk defa oynayacağım biraz çok kısa şuralarda falan sürdüm. Bir de en başta sağdan direksiyonlu araba verdiği için bayağı bir perişan etti beni. Bu arabayı da başka bir yerde birazcık kullanmıştım. Arabayı biraz şeyimiz var. Şimdi şunu da şöyle kaldırayım da kaydı kontrol edeyim. Bu aralar bu programlar bana ciddi sıkıntı yapıyorlar. Nedir dertleri bilmiyorum abi. Böyle yapalım. Bir arabamızın isterseniz sesine bir bakalım. Şöyle camı da açalım. Diğer tarafta açılıyor mu? Evet. Şöyle birazcık ruh tedavisi yapalım abi. Kulaklarımızın basıncı. Camları kaldıralım. Şimdi şöyle bir hata var mesela arabada. Dışarıdan baktığınız zaman görmüyorsunuz ama mesela sağ ön ya ön taraftaki o peron aynası buradan görüyorum ben. Ama arabanın dışından baktığınız zaman ayna yok abi yani. Misal eksiklerinden bir tanesi Mert kardeşim. Hayat rölanti de güzel demiş. Şöyle kayan ledler filan ön farlar. Şu alttaki sarıyı beyaz yapabiliyorsunuz. Ben sarı olarak tercih ettim. Rengi değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Arabada korna yok. Stans garajın böyle bir şeyi var abi. Korna koymuyorlar. Hadi gidelim isterseniz. Oo, farlarımız deli yanıyor. Yük ne kadar bir de onu da mesela bilebilsek var ya çok harika olurdu yani. Bir saniye abi çok özür diliyorum. Oyunun sesini birazcık kısacağım beni bastırmasın. Araba çok kuvvetli çünkü sesi. Heh böyle daha iyi tamamdır. Burayı açacağım. Abi yolu göreceksiniz. Ya böyle bir yol yok ya. Kesin belki bir yerlerde izlemişsinizdir ama. Ben Extreme Road, Extreme Road dedim lan bir de ben bakayım şu Extreme Road'a neyin nesiymiş ama diyorum ya. Ya böyle bir şey yok ya. Harbiden böyle bir şey yok. Bu arada arabanın böyle U tuşuyla arka dingilini kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. En arkadaki dingil kalkıp iniyor gördüğünüz gibi. Bilginiz olsun. Bakın abi fantazi başlıyor şimdi. Kaçla gidiyoruz? 3 ile gidiyoruz abi. Şunu 2'ye çekelim. 6 ileri kullanıyorum ben. Şöyle dışarıdan göstereyim mi? Dedim ki böyle güzel bir arabayı zor bir yolda zorlayalım. Mesela renk konusunda da ayarlarken Mert biraz şey olmuş. Ben normalde opak renk koydum arabaya ama gördüğünüz gibi sanki metalikmiş gibi parlıyor abi. Dilerseniz şu sağdaki soldaki otlardan da gidebiliyorsunuz ama biz madem bu haritada oynuyoruz abi. Şey yapalım. Böyle taşların üzerinden seke seke gidelim. İnşallah lastik mastik kestirmeyiz. Şurada içeri gireceğim. Burada ben tırla oynadım abi. Çok berbattı ya. Ya böyle bir şey yok. Dönecek miyiz bakalım. Kamyon döner. Ha bir de buralarda böyle buglar var. Yani o küçük tepeciğin içinden geçiyor araba. Yani aşırı fantazi yapmış haritayı yapan arkadaşlar ama çok aşırı yapmışlar ya ya böyle böyle değil yani. Ben geçen aha. Arabayı astırdık. Vallahi astırdık arabayı. Şöyle bir yok böyle bir şey. Lan ben tırla kaymadım buradan be. Niye kayıyor bu şimdi? Abi geri vitestesin sen ya. İyi misin? Bir. Evet.
El freni çekik diyorsun ama gidiyorsun hacı abi. Çıkmayacak abi. Maalesef. Öyle çıkıyorum. Ya böyle bir fantezi yok ya. Dakika bir gol bir yani. Yok böyle bir fantezi ya. Hangisine basacağımız şaşırdık ya. Yine V yapacağız buradan. Aman pardon. Bakın şuranın içinden geçtik mesela. Burada da bir tır var. Bunun içinden geçebiliyoruz mu acaba ya? Bir bakayım. Geçemiyoruz durumdan. Yok geçemiyoruz. Suyunu çıkartmanın alemi yok değil mi? Arkadaki şeyin içine giriyoruz. Burası biraz sıkıntılı bir dönüş yalnız. Şimdi bir dakika abi ya. Şuna elim çarptı. Şunu düzelteyim. Birazcık şeyi gevşemiş. Onu ilave bir şey yapmak lazım. Bakalım buradan dönebilebilecek miyiz? Arka dingili kaldıracağım. Yok dönmüyor abi. Ha bir de bakın ön peron aynası çalışmıyor. Evet. Sabit görüntü veriyor abi ön peron aynası. Mert, haberin olsun güzel kardeşim. Hatalarını bir söyleyelim. Sen ona göre nereye vurduk? Düzelt demeye kalmadı. Ha buraya takmışız. Abi çok sıkıntılı bir yol bu ya. Ben nereden girdim buraya? Canım arabayı duman ettik ya. Kamyonla daha rahat gideriz dedik ama abi bu manevra daha beter oldu ya. Hiç muhtemelen 3'e atmadan gideceğiz arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Arka dingili de bilerek kaldırdım. Bakalım ne kadar etki edecek. Şimdi biraz sonra enteresan bir köprüden geçeceğiz. Dönme dön 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 dön. Dön, biz dönene kadar yol tekrar bu tarafa dönüyor zaten. Dön sen. Abi ben düz gidiyorum ya. Bu nedir ya? Yeter de. Hasta ettiz oğlum bir ya. Şuradan uzak gidelim lan. Evet şimdi o fantazi yola geldik. İşte mesela buralarda ben şeyin ön peron aynasını çok kullanırım. Böyle yerlerde ama maalesef ön peron aynasını gördüğünüz gibi sağ taraf çalışıyor ama ön taraf çalışmıyor. Yani o muhtemelen gözünden kaçmış. Dışarıdan da gözükmüyor. O aynada zaten bir sıkıntı var. Ona bir bakarsın. Hani modla falan çakışıyor diyeceğim ama burada harita moduyla bu aracın modundan başka hiçbir şey yok. Bir de fizik modumuz var. Arabayı mesela bordo yaptım ben. Normalde işte ama şey opak bordo. Ama bildiğiniz şey oldu yani. Metalik oldu mesela. Evet şu arkayı kaldırınca basmaya başlıyor abi. Arka dingili kaldırdığımızdan. Şimdi bir deniz kenarından gideceğiz. İnşallah aşağı uçmayız. Irmak da değil bu bildiğiniz okyanus anasını satayım. Ama diyorum ya ilk of tamponu vurduk. Şey yaptığınızda oyuna girdiğinizde hani ister istemez. Birincisi şoför seviyesinin çok puanı çok yüksek olarak kuruluyor. Adam enteresan bir şekilde yüklemiş. 1.39 versiyonu haritanın. Ama abi of. Hadi. Bu niye çıkmıyor abi şimdi? Nerede? Boşa mı düştü yani lastik?
Ya yok böyle bir bug ya. Yok böyle bir bug ya. Abi rezil ettik canım arabayı ya. Şimdi basması lazım. Yok, harita çok bug'lı ya. Harita çok bug'lı. Fantazi yapalım derken suyunu çıkartmışlar. Keşke burada başlamasaydık ama yapacak bir şey yok. Yine farklı farklı harita modları gelsin ister misiniz arkadaşlar? Onu da böyle yorumlara bırakın da. O arabaya yalnız var ya, deli yaktırdık ha. Arabaya deli yaktırdık. Yalnız eşek gibi kol kası yaptık ha bu arada. Düz gidiyorum vallahi, hiç sağ sol yapamam ben. Buralarda tır nasıl gidecek abi ya? Tır nasıl gidecek? Ben şurada 2 ile batacağım ya, arabanın önü zaten ayna da çalışmıyor abi. Buralarda tırı nasıl kullanacağız ki acaba yani? Lastikler havada gidip duruyor ya. Bana 8x4 lazım abi. Hadi hadi, çıkarsın çıkarsın hadi. Baksanıza şuna. Tekerler havada gidiyor yani. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok abi. Aradan fotoğraf da alalım. Böyle izleyeyim birazcık. Ben de biraz kendimi geliştireyim bu dışarıdan sürme konusunda. Zaten ikinci vitesten yukarısına çıkartamıyoruz arabayı yani. Arabayı şöyle görün. Sertmiş dönüş. Tersten tersten. Ula 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 ula. Uyarların içinden görüyoruz arabayı. Ben şöyle bir geçeyim bakalım içeriye. Evet. Aha, üçledim abi. Yok böyle bir şey ya. Başka bir harita modumuz daha var dediğim gibi arkadaşlar. Bu tarz haritaların, böyle farklı farklı harita modlarının gelmesini ister iseniz eğer yorumlara mutlaka bırakın. Normal haritadaki farklı yollar mı yoksa farklı modlarla farklı güzergahlar mı? Hangisini istersiniz? Yorumlara bekliyorum abi. Şimdi ormanın içinden gideceğiz. Burada hiç sürmedim. Bakalım. Sadece sıfır kamerasıyla bir gezdim burada. Keyifli mi? Karnım ağrılar girdi ya. Lan bu nasıl bir şeydir abi? Bak şimdi nasıl döneceğiz biz buradan? Her taraf ağaç. Döndük lan. Hadi ben döndüm, iyi şoförüm yani. Oyuna yeni başlayan adamlar nasıl dönecek abi? İnan. Alt diziyi de geçtik. Abi 2 bile hızlı yani. 2'de bile şey yapamıyoruz ya. 6 ileri şanzımanda. İkinci vites bile ciddi.
Hızlanıyor ya. Ha. Şu taş yollar iyi. Daha kısaymış diyecektim. Değil ya. Oo, karpuz. Dayı satıyor mu ki? Kaç para kilo? Bir de alsak da kesip yesek. İleride yine fantazinin dibine vuracağız. Göreceksiniz biraz sonra. İnşallah şu balyalara vurmaz. Lan niye stop ediyorsun? Muhtemelen balyaların içinden geçtik ama neyse. Düşme sakın, sakın düşme, sakın sakın sakın. Sakın 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 ha yaklaşmayın yanıma. Bu arabaya vurur muyuz? Vurduk. Bir taraftan da kaydı kontrol ediyorum. Geçenki şeyde çok kasma olmuş. Niye öyle oldu anlamadım. Şimdi tekrardan bir daha bir bakayım. Şöyle kayda bakarak gidelim hatta. Yok abi şu an bir kasma gözükmüyor. OBS'e güncelleme geldi. Bu OBS zaten bu ara var ya beni deli etti ya. Canlı yayınlarımızı mahvetti. Abi resmen kol kası yaptık ya. Keşke direksiyonu en yumuşak ayara getirseydik. Vallaha direksiyon kol kası yaptırdı bize ya. Hayır. Dön 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 dön. Dayılar kepçeci ellem ki. Yo gerçi balyalar için o kepçeler tabi. Balyaları makinaya atmak için. Şuralarda. Aha. Ağaca vurduk arabayı. Evin içinden de geçer mi ikili? Deneyelim. Geçiyor mu? Yok geçmiyor abi. Oğlum sen de çok çabuk stop ediyorsun ya. Aha bir de ya. Ha. Yağmurumuz eksikti. Vallahi çok iyi oldu ha. Vallahi bir yağmurumuz eksikti. Bakalım. Bu aslında iyi oldu. Camda yağmur damlası oluşuyor mu mesela? Bu modlardaki eksikliklerden bir tanesidir. Abi de deli gibi yağıyor. Evet. Mert. Sana bir ufak eksiklik daha güzel kardeşim. Hani led ekleyin tabii arabaya. O ayrı bir mevzu ama. Yalnız bu yağmur suyu hatasını düzeltin bence. Bir de mesela önceki şeyleriniz de FPS düşüşü oluyordu. Mesela farları falan yakınca şu Renault Premium modu paylaşmıştık bir arkadaşlar. Atlantis değil de diğeri. Onu da yine bu arkadaşlar yapmıştı mesela. Onda vardı o. Evet. Şimdi haritada kimi yerde bug var, kimisinde yok abi. Deniyorum onun içinde hani araba buralardan geçer mi, geçmez mi? Bak mesela sol tarafta bug var. O arabanın içinden geçiyoruz. Ama bu sefer de çok yanaşmışız be. Öyle bir şey olmuş ki. İşte artı x'in güzelliği arkadaşlar bakın. Şu yerdeki yansımalar filan. Artı x kartın güzellikleri. Gene bir köprü fantazimiz başlayacak. Galiba. Uçuyorduk ha.
Arabanın var ya, mampon bir şey koymadık arabada. Vallahi bu köprü biraz uzun. Bu köprü açık uzun. Bir yerlere bir şey olmadan bir varaydık platform 1'e. Şehrin ismi de platform 1. Biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Diferansiyelimiz devamlı kilitli gidiyoruz yanımıza. Yani kilitli derken hep çift çeker açık vaziyette gidiyor araba. Of 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 of. Duman ettik arabayı. Vallahi midem ağrılar girdi ya. Ve daha eminim daha çok yolumuz var yani. Çok kısaltmayacağım, biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Yüklemesi de bana çok şey olacak ama umarım istediğim saati de yetiştirebilirim. Editten sonra bakalım. Böyle iş makinalarının arasından filan geçtiğimiz başka fantaziler de olacak. Of 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 of. Bu arada arabayı yere vuruyoruz ha, şey değil. Yani sağdaki soldaki yerlere vurmuyoruz. Burnunu yere vuruyor. Ama far ayarlamaları filan güzel olmuş. Hani mesela dün kullandığımız BMC'nin farları acayip şeydi, parlıyordu. Bunda o sıkıntı yok en azından. Artık o harita modundan mı kaynaklı, arabadan mı bilemiyorum ama. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Ama genel olarak zaten o modu yaparken söylemiştim şey diye. Yani o arabanın farlarını çok beğenmemiştim ben. Onun için biraz ona... Aha! Hadi be, dönerken elimiz düğmeye çarptı. Arabanın el freni kapandı. Kenara vurduk galiba. Of! Yine kenara vurduk bu sefer. Tüh. Neyse, olur böyle şeyler, olur. Sıkıntı yok. Bakın şimdi. Meyve ağaçları mı acaba? Bunları çok merak ediyorum ya. Ya abi, normal bisiklet yolunu tır yolu yapmışsınız yani. Lan bu nasıl bir fantazidir arkadaş ya? Nasıl bir fantazidir ya? Lan oraya dorsiye mi bırakılır? Deyuslar. Of 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 of. Bakın aslında akşam oldu. Var ya, şeyi koymuş olsaydık eğer. İç ışığı onu da gösterirdik size. Altını mı vuruyorsun? Sağını solunu mu vuruyorsun? Mahvettik arabayı ya. Allah'a mahvettik ya. Burayı, bak bu parça, bu yeri ben bir yerden hatırlıyorum. Uf, böyle bir fantazi şeyde de vardı. Aynı burası gibi Peru haritasında da vardı. Bura muhtemelen oradan çalıntı gibi bir şey. Allah'tan var ya, kimse gelmiyor ya, vallahi.
Bir harita daha modu buldum. Ben yine onu da paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Aynı şey gibi. Grand Utopia. Frene fazla mı bastık? Grand Utopia gibi gerçek zamanlı bir harita. Gördüğüm kadarıyla. Ama bir türlü çetenciğin işini halledemedim. Niye halledemedim bilmiyorum. Yapıyor ama oyun görmüyor enteresan bir şekilde. Nasıl olacak bilmiyorum. Onu halletmem lazım. Yoksa birkaç sene oynamam lazım orada yani. Para işini doğrultabilmek için. Balyasına bulduk. Otobüs dayı buraya durmuş. Bir fantazimiz daha var. İkinci vites değil. Ah, ah. İkinci vitesteyiz. Hiç 3'e falan atmıyorum. 1'e de atmıyorum, 3'e de atmıyorum. 2 ile gidiyor araba. 6 ileri şanzıman kullanıyorum. Biraz kısa. Ne kadar bozuksa of 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 of. Yere tahta döşemişler burada da bakın. Orada bir dayım çekmiş arabasını duruyor ama Hyundai mi o araba ne? Değişik bir tır. Ha, çekiciymiş lan, tır zannettim onu. Şimdi Hacı Reis, sizin burada ne işiniz var? Nereye ne indirip yüklüyorsunuz yani? Niye yırttık oradan? Vites atacaktım, vazgeçtim yeri. Of. Of ki of vallahi. Midem ağrılar girdi. Ama bitireceğim abi. Umarım siz de sıkılmadan sonuna kadar izlersiniz. Biraz uzun olacak. Geniş bir vakitte izlemenizi tavsiye ediyorum. Abi buraya kadar izlerseniz yani şu anda bile 30 dakikayı geçmiş. Kaydım. Acaba diyorum aklıma bir şey geldi yok. Hani dedim F2 ile beraber mi çalışıyor önündeki peron aynası ama Ostayna ile beraber onunla beraber de çalışmıyor. İyi topladık. Allah'tan direksiyon merkezlememiz açık. Hacı Reis. Anahtar yakma. Zaten ayarım şu an. Başarım kazanıldı. Yol benden sorulur. Ne başarım lan? Allah harita bize başarım kazandırdı ha. Artık nasıl bir yolda gidiyor diye aldırıyorsa bizi. Yok oğlum yok 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 yok. Üçlemiştim arabayı da bir an navigasyona baktım. Yeri ikiye aldım. Ya bu harbiden var ya. Mide rahatsızlığı olanlar kesinlikle izlemesin abi ya. Nasıl bir yoldur arkadaş ya? İlk defa sürüyorum ha. Hakikaten ilk defa sürüyorum yani burada. Ben çok harita modu kullandım ama böyle fantezisini görmedim ya. Lan ekstrem de yani. Harbi ekstrem ya. Offroad'un babasını yaptık resmen ya. İpi topu 190 kilometre bir yol. Gitmedin lan.
Lan bitmedin, dayı toprağın içinde yanıyorsun ha. Vallahi toprağın içinde yanıyorsun yani. Yol nerede lan? Sen kimsin Hacı Reis? Kaputu kaldırmış dayım valla. Öyle yapsak nasıl olur? Daha net görür müyüz yolları? Biraz fazla parlıyor değil mi? Benim gözümü rahatsız ediyor abi. Evet, FPS düşmesi yok. Arkadaşlar, bunu da görmüş olduk biraz önceki şeyle. Şurada da bir dayı duruyor. Abi siz öyle yerlere araba bırakıyorsunuz ki abi ya. Geçen Peru'da da vardı böyle bir şey. Deyus. Abi bu karpuzcular vallahi çok iyi ya. Dayı hele oradan bir karpuz atla. Kasaya salla sen. Salla kasaya, ben alırım sonra. Geçerken bırakırım parasını. Sen bir at da ben bir onu inceden mideye bir indireyim. Daha da gelmem buralara. Az kaldı mı ki acaba ya? Lan daha yolun yarısı duruyor ya. Biri duruyor yani, böyle bir şey yok. Ya kardeşim gir. Otları da çiğne de. Burayı hayvancılıkla geçiniyor herhalde. Her taraf bal ya, bilmem ne. Ekstrem kamyonlar. Burada dikkat. Bir saniye. Bir saniye acaba, bir saniye. Yavaş yavaş. Aheste aheste. Lan arabaya biz niye hiç aydınlatma koymadık ya? Karayı görüyorum ama. Ah, iyi, tamponu vurur diyordum, vurmadan çıktık. Uzunlar halojen yalnız. Arabada. Abi yan yan yan. Yol nerede lan? Valla biraz parlayacak arkadaşlar, kusura bakmayın. Mesela bakın, görüş konusunda da far aydınlatma görüşü biraz sıkıntılı. Bura niye aydın değil mesela yani? Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi yavrum, hadi bebeğim. La arkadaş, ne kadar çok burada arıza yapan araba var ya. Ulan ezbere gidiyorum şerefsizim ya. Vallahi ezbere gidiyorum ben şu. Aydınlatmaları düzeltirseniz iyi olur Mert kardeşim. Ya da düzeltirsen diyeyim. Hadi dön bebeğim, dön bebeğim, dön. Araba pert olmuş ya la. Bu yoldan olman gerçi. Yol nerede? Hakikaten arabanın aydınlatması biraz zayıf.
Buzullar yanıyor şu an. Deli gibi her tarafın aydınlık olması lazım. Spot far var bir de ona rağmen. Sağa sola kafayı çevirdiğin an ortam karanlık abi yani. Olmadı işte. Haritanın da muhtemelen ışık konusunda optimizasyonda sıkıntıları var. Vallahi terledim ya direksiyon çevirmekten. İlk defa G29'un sesini, dönüş sesini bu kadar net duyuyorum yani aldığımdan beri. DFGT'de çok duyuyorduk ama. Lan kardeşim siz nasıl bir manyaksınız ya? Nasıl bir hastasınız siz ya? Ah, hadi geçir bu arabayı buradan. Hadi geçir. Değil mi? Mavilik var burada. Neden acaba? Lan oğlum sola çeviriyorum gitmiyor. Sağa çeviriyorum gitmiyor ya. Bir dakika, bir dakika. Abi ben saat kaç ya oyunda? Gece 2.47. Yok 1.40. Çok az bir yolumuz kaldı ya. Daha fazla dayanamayacağım abi ya. Vallahi daha fazla dayanamayacağım. Allah yanlış tuşa bastık. Yeter daha. Önümü görmek istiyorum ya. Az müşteri de biraz geç alır teslimatını yani. Öyle değil mi? Önümü arkamı yürüyeyim ya. Bu ne karanlık karanlık karanlık. Nereye kadar yani? Nasıl bir viraj lan? Vallahi şey navigasyona göre ezbere gidiyorum ha. Ha Allah'ın manyakları. Sizin gibi kamyoncuyu ben. Şimdi yine deli bir dönüş var. Resmen V'nin V'sini dönüyoruz yani böyle tam sağ tam sağ. Burada kamyon pazar ellem ki. Kamyonculara selam olsun. Daha da bu diyarlara gelmem kardeşim ben ya. Aman ha denize menize uçayım değil mi oğlum? Sakın 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 ha. Dikkat et oğlum yollara. Aman 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 ha. Dikkat et oğlum yola. Altını üstünü vur. Yeter ki denize uçma.
Şeyini yaptırırız, onda problem yok. Para çok. Paradan yana sıkıntımız yok. Şükürler olsun. Anca sanal da oluyor zaten o iş. Gerçekte meteliğe kurşun atıyoruz anasını satayım. Gazla 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 gazla. Kaç dakika oldu lan? 45 dakika olmuş ha kayıt. Bitrate'i tam ayarlayamadım herhalde ama artık hakkınızı helal edin. Çünkü oyundaki akıcılık orada yok. Bitrate'den mi, FPS'ten mi? Yine ufak kasmalar belli belirsiz. Kasma var gibi sanki. Hadi bebeğim, hadi bebeğim, hadi şu platform şehrine varalım. Navigasyonda işaretlediğimiz yere geldik. Ama haritanın %100'ünü keşfettik herhalde. Değil mi? Herhalde öyle bir şey oldu. Herhalde galiba sanırsam. Yolun sonuna kadar gideceğim. Acaba buradan yanılıp bana şey verir mi ya? Abi vallahi terledim ya. Bu da son viraj galiba. Şehre giriş yapıyoruz. Dön oğlum dön. Beş. En sonunda 4'e 5'i gördük. Şöyle bir sürat denemesi de yapalım. Araba niye stop etti lan? Apartmanları bile yeşilin içine koymuşlar. Lan yeşillik yapmışsınız arkadaş. Lüks lüks apartmanlar, Porsche'ler, Morsche'ler koymuşsunuz lan. Az mantıklı olun oğlum ya. Az mantıklı olun ya. Şey, nasıl bir şeysiniz ya? Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Oh, ben bittim abi, ben bittim. Vay ben öldüm, vay ben öldüm, vay. Evet. Arabamız bu. Oh. Evet güzel kardeşlerim. Umarım buraya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Ben vallahi acayip buldum. Sanki böyle 5 saat yayın yapmışım gibi yoruldum yani. Ayaklarım ayrı. Elim kolum ayrı. Vallahi mideme kramplar girdi. Neyse. Çok uzatmayalım. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok 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 teşekkür ediyorum. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.